Habertürk gazetesi yazarı Nihal Bengüsü Karaca uzun yıllar boyunca dünyanın Müslümanları iki şekilde gördüğünü belirtmiş ve şöyle söylemiş. Bunlardan biri batıdan nefret eden, dünyanın terörist gibi gördüğü bir Müslüman modeli. Diğeri ise petrol zengini, dünya hayatına düşkün bir Müslüman modeli. Bu nedenle eğer Said Nursi Hazretleri olmasaydı o zaman bu ülke iman bahsinden sınıfta kalabilirdi ifadelerini kullanarak Türk halkının gerçek imanı üstattan öğrendiği yönde bir açıklama yapmış hocam. Maşallah Nihal Hanım 10 üzerinden 10 maşallah 7 ceddine rahmet olsun maşallah şahane konuşmuş şimdi çok sevdim şimdi çok sevdim maşallah mükemmel 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 maşallah işte bu yönünü anlamayanlar oturuyor Bediüzzaman'ı eleştiriyor kardeşim sen teknik ve düz adamsın sen Bediüzzaman'ın etkisini, Bediüzzaman'ın Kur'an'ı yorumlama şeklini, hadisi yorumlama şeklini bilen birisi değilsin. İmana verdiği faydayı, yaptığı hizmeti fark edecek durumda değilsin. Oradaki açık derinliği görememişsin. Oturuyorsun, çocuk gibi kendince kusurlar bulup Bediüzzaman'ı etkisiz hale getireceğini düşünüyor. Daha çok tanınmasını sağlarsın, daha çok sevilmesini sağlarsın. Eline gelen ardına koma. Ama sevenleri Bediüzzaman'ı özellikle bu yolda tam anlamıyla tanıtacaktır ve çok daha fazla sevilecektir Bediüzzaman. Özellikle Mehdi. Özellikle Mehdi. Bak gerçek sahipleri diyor. Risale-i Nur'un gerçek sahipleri. Yani diyor bak Bediüzzaman. Yani Mehdi ve şakirtleri Cenab-ı Hakk'ın izniyle gelir. O daireyi genişlendirir, o tohumlar sümbürlenir. Biz de kabrimizden seyredip Allah'a şükrederiz diyor. Ama bak Mehdi gelecek diyor. Mehdi gelecek, ben de o anda kabrimde olacağım diyor. Kahtani cehcah değil, evet. Mehdi gelecek diyor. Evet. Kıvırmasınlar, kıvırmaya gerek yok. İsa Mesih, bizzat şahsı geliyor İsa Mesih'in. Buhari, Müslim, Tirmizi, İbn-i Mace, Sünen-i Nesey, Sünen-i Davud'da saçlarından diyor sanki sular damlıyor diyor. Sahih hadis. Buhari'de, Müslim'de, şahsı maneviden saçına su damlar gibi olmaz saçı şahsı manevi. Bediüzzaman diyor ki, adetullah son derece uygundur. Cebrail indiriyor diyor, melekler geliyor diyor, evliyalar ruhaniyet suretinde geliyor diyor. Ayet var diyor, hadis var, çok açıktır diyor, adetullah'a da uygundur. Gelecektir diyor, geldi vakit kendisi daha kendisinin İsa olduğunu bilmez. Yakın talebeleri onu imanın nuruyla tanıyacaklar diyor. Ya kardeşim, bak cismi beşerisiyle diyor, semavatta bulunan Hazreti İsa Aleyhisselam'ın semavi nüzulü kat'i olmakla beraber diyor. Yere inişi, cismi, beşeri cismiyle gökte olan diyor İsa inecek diyor. Şahsı manevisi mi inecek diyor. Talebeleri onu imanın nuruyla tanır diyor. Şahsı manevi mi tanıyacaklar talebeleri imanın nuruyla? Ve o hareketin başına geçeceğini söylüyor Bediüzzaman. Şahsı manevi mi geçecek başına? Bak enesi kavi, imanı zayıf olanlar diyor. Bu hadisi reddediyorlar diyor. Şahsı manevi de reddetmektir. Başka şeyler de reddetmektir. Hepsi reddetmektir. Bediüzzaman dediğini, ayetin dediğini, hadisin dediğini sen bambaşka bir şekilde getirirsen, şahsı manevidir dersen, biz de şahsını inkar etmiş oluyoruz. Allah adetullah'a aykırı olmadığını söylüyor. Benim adetullah'ım diyor. Hatta Allah mesela 100 yıl sonra ölüp dirilen insandan bahsediyor. Akıllarının iyi alması için. Bak 100 yıl sonra. Değil mi? Ölüp dirilen insandan bahsediyor. Ashab-ı Kehf'ten bahsediyor. Kim bilir yüzlerce sene kalan insanlar. İsa Mesih de Allah'ın katında uyku halinde alınmıştır. O mekanda yaşamıştır. Bak cismin beşerisinde semavatta bulunan ve halen diyor diri olan diyor. Hay olan diyor İsa Aleyhisselam diyor. Semavi inişi, semavi nüzulü kat'i olmakla beraber diyor. Adetullah'a aykırıdır demek ki bir zaman adetullah'a uygundur diyor. Adetullah'a uygun olduğunu defalarca vurguluyor. Kardeşim ahir zaman ne kadar şiddetliymiş ya. Yani bin bir türlü adam çıkıyor ya. Bin bir türlü insan var. Hayrettir ya. Fethullah Hoca gibi dürüst bir insanı bak ne hale getirmeye çalışıyorlar. İnanılır gibi diye. Mucize. Efendim o
Mehdiyet'le ilgili bizim, Mehdiyet ve İttihat-ı İslam. Şimdi bu kitaba siz İsa Mesih'in inişini de ekleyin, üçüncü baskısını yapalım. İnşallah. Çünkü onlar bir bütün. Mehdiyet, İsa Mesih ve İttihat-ı İslam şeklinde yapalım. Bu kitabı da daha çok yayın evi dağıtsın artık, ne yapacağız? İnşallah. İnşallah. Bak, bu zamanda öyle fevkada hakim cereyanlar var ki her şeyi kendi hesabına aldığı için faraza diyor, hakiki beklenilen, bak hakiki beklenilen, yalan mı söylüyor Bediüzzaman? Bekleniyor diyor Mehdi için. Hakiki beklenilen ve bir asır sonra gelecek o zat dahi diyor. Ne zaman gelecekmiş? Bir asır sonra. Ne zaman söylüyor bunu? 1910. Şimdi ne zaman? 2010. O zat dahi bu zamanda gelse diyor, harekatını o cereyanlara kaptırmamak için siyaset alemindeki vaziyetten feragat edecek ve hedefini değiştirecek diye tahmin ediyorum. Siyasete girmeyecek diyor Mehdi. Siyaset yöntemi kullanmayacak diyor. Bak Bediüzzaman kendi el yazısıyla görüyor musun? Hakiki beklenen bir asır sonra gelecek o zat dahi bu zamanda gelse diyor. Bak kendi el yazısıyla Bediüzzaman. Evet, maşallah. Bu Bediüzzaman'ın kendi hattı. Bak, hakiki beklenen ve bir asır sonra gelecek o zat dahi diyor. Bak ümmetin beklediği ahir zamanda gelecek zatın üç vazifesinden diyor. Sen ne hadden iki indiriyorsun, bire indiriyorsun. Üç vazifesi diyor. Bak ümmet bekliyor diyor. Yalan mı söylüyor burada? Evet diyor, yalan söylüyor diyorlar. Ahir zamanda gelecek diyor Bediüzzaman. Bu ne? Burada da yalan söylüyor diyor. İsa Mesih inecek diyor. O da yalan diyorlar. Niçin peki yalan söylüyor? Ya diyor ümmetin işte öyle inançları vardı, onlarla çatışmamak için onları öyle oyaladı, aldattı diyor. Peki başka nerelerde aldattı? Anlatın Risale-i Nur'dan. Çünkü böyle ana konularda, ayetle, hadisle olan konularda Bediüzzaman aldattıysa haşa, o zaman aldatmadığı yerleri bize göstertin. Nerelerinde dürüst yazmış, nerelerinde aldatmış, nerelerinde oyun oynamış bize bir söyleyin. Ben doğrusunu söyleyeyim mi? Aldattı diyenler aldatıyorlar. Doğrusu, hepsi doğru. Ayetle hadisle konuşuyor çünkü. Fethullah Hoca'yı tenzih ediyorum ben çünkü ben zor ve baskı altında olduğuna inanıyorum. Yani Allah vermesin, zor ve baskı altında adam Allah'ı inkar ettirebiliyorlar. Ayette de var. Ayette de var. Yani zor altında kalırsa adam Allah'ın da inkar ettiğini söyleyebiliyor. Allah zirgesi. Yani ona cevaz var. Allah alem bir baskı var. Yani şiddetli bir tehdit altında ancak söylenebilir bu söz. Bak büyük Mehdi'nin çok vazifeleri var diyor. Siyaset aleminde, diyanet aleminde ve saltanat aleminde. Şahsı malevinin demiyor. Cihat aleminde çok da icraatları olduğu gibi diyor. Bak Gavs-ı Azam ve Şah-ı Nakşibend ve Aktab-ı Erbab ve 12 imam gibi büyük Mehdi'nin bir kısım vazifelerini icra eden zatlar dahi diyor. Bunlar bu kişiler ne yapmışlar? Sadece iman hakikatleri üstünde çalışma yapmışlar. Ama diğer konularda bir çalışma yapmamışlar. Diğer konularda çalışma yapanlar var mı? Var. Mehdi-i Abbasi mesela siyasette yapmış. Saltanatta yapanlar var. Üçünü birden yapan olmuş mu? Yok. Üçünü birden yapan büyük Mehdi'dir diyor Bediüzzaman. Anlaşılmayacak nesi var bunun? Şahsı manevisi devam ediyor. Ya kardeşim işte anlattım ya o zaman Şah-ı Nakşibend büyük Mehdi o zaman. Dünyanın her yerinde kralların büyük bölümü Nakşibend'i. Başbakan çoğu İslam ülkelerinde çoğu Nakşibend'i. Bakanların çoğu Nakşibend'i. O zaman tamam işte. Büyük Mehdi gelmiş. O Diyanet görevini yapmış. Onlar da siyaset görevini yapıyorlar. Bu doğru mu bu? Değil.
Bak eğer evet diyor, yüzler kutsi kahramanları yetiştiren, binler manevi kumandanları ümmetin başına geçiren, şahsı manevi değil, kumandanı ümmetin başına geçiren ve hakikati Kur'aniye mayasıyla ve imanın nuruyla ve İslamiyet'in şerefiyle beslenen, tekamül eden Ali Beyt, peygamberimizin soyu, elbette ahir zamanda şeriat-ı Muhammediye'yi ve hakikati Furkaniye'yi ve sünnet-i Ahmediye'yi ihya, ilan etmek ve icra, uygulamak ile baş kumandanları olan, şahsı manevi baş kumandan olur mu lan? Deli misiniz siz? Baş kumandanlar olan Büyük Mehdi'nin kemali adaletini, kemalli olan muhteşem adaletini ve hakkaniyetini, doğruluğunu dünyaya, bütün dünyaya göstermeleri gayet makul olmakla beraber gayet lazım, zaruri ve hayat-ı içtimai insaniyetteki düsturların müktezasıdır. Nerede burada şahsı manevi? Bak 71'de Fecr-i Sadık başladı veya başlayacak. Eğer bu Fecr-i Kazip de olsa 30-40 sene sonra Fecr-i Sadık çıkacak. 71'de, 1371'e 30 eklersen kaç yapar? 1401. Yani 1980. Evet. 1980'de Mehdi çıkacak diyor işte. Çok net tarih vermiş. Diyor ki Bediüzzaman tarih verme diyor. Ulan bu ne bu? Tarih değil mi bu? Benden 100 sene sonra ne demek bu? Tarih değil mi? Tabii. Ha net tarih mi istiyorsun? E tamam sözlerde diyor. 1400 sene sonra çıkacak bir hakikati asırlar ne garip zannetmişler diyor. Net tarih veriyor. 1400, Hicri 1400 diye. Bak bu uhuvveti tehyic edecek ve uyandıracak hadisat-ı azime vücuda geliyor. Büyük hadiseler vücuda geliyor. Elbette o kuvveti azimedeki bir hamiyeti aliye fevran edecek. Yani koruma hissi ayaklanacak. Ve Hazreti Mehdi başına geçip, şahsı manevi değil, bak Hazreti Mehdi başına geçip, tariki hak ve hakikati sevk edecek, Müslümanlar hak ve hakikati sevk edecek. Bu şahsı manevi demiyor ki burada, bak tekrar ediyorum. O kuvveti azimedeki bir hamiyeti aliye fevran edecek ve Hazreti Mehdi başına geçip, şahsı manevi değil bak, Hazreti Mehdi. Türkçeyi çok iyi bilen, Osmanlıcayı çok iyi bilen bir insan Bediüzzaman. Ne diyor? Hazreti Mehdi başına geçip. Tariki hak ve hakikati sevk edecek. Böyle olmak ve böyle olmasının bir kıştan sonra baharın gelmesi gibi adetullah'tan ve rahmet-i ilahiden bekleriz ve beklemekte haklıyız. Adetullah'a uygun muymuş? Bak ne diyor? Adetullah'tan bekliyoruz diyor. Adetullah'a uygun diyor Bediüzzaman. Sihir ve manyetizma ve ispiritizm gibi istidracı harikalarla kendini muhafaza eden ve herkesi tesir eden o dehşetli deccali öldürebilecek ve mesleğini değiştirecek ancak harika ve mucizatlı ve umumun makbulü bir zat olabilir ki, şahsı manevi değil, bir zat olabilir ki o zat şahsı manevi değil, o zat en ziyade alakadar ve ekser insanların peygamberi olan Hazreti İsa Aleyhisselam'dır. Şahsı manevi demiyor burada Bediüzzaman.